Varda, varda, gencu varda. Komahur, ta çima tu dukhada barda. Ma bu haya, hames gibi sarda. Tu çima kek, paş kapıya derda. Geliye kaşkara dikim, evi kere. Kavne khada, ma peke kemal di. Mlira gu, mijil kharabı hara. Gu şuna kazli, şunik dure. Gu koma taşı, mina komi min, yini hura. Gu sahur ka yarım, talha khira. Mugu rava apa, kam pazika barmak kın, bardın susi dalala. Ame çoy ki çekin, pavi koni khani ke zalala. Runen, hınika bikin, bıçar havala. Dure çöle, lita dilbeji digere, libari vara. Dile min bu, barxo barmak tmeye, biye parik nan, gırka minda moye. Mete dili gada gu, kana bahar, çin bir ya bak ki gada kiye. Dili seviyoy, mina nani sile, ilka gaye, tme şavit ye. Bine tay, jmartu te, او چه مره؟ شنا کوری تا قناق خلچه کریه خدای بره بهار مینا موریه تا هشن تناف زنجری زره سلوژی خورت کل سرخه کور کی بریه ازی بریا آپی خدکمه کس لور نمایه پی گلی خبکمه هرما یایلا توزه خربی خدشک ما حتی رکا قیامت خبرو پی خدمه شوانو تو لبری مدکه و لاری حسو لسسزه لفیزی عمو لقاله حتونی دوغته پی جوردو حتونی لفخوشه تو دو تودر حل نه لکالا کالا پیز لبرخ کالا شوانی که تونم قیره دا دل بریم دکه به آب، شنید تبرالر دیمن، لاغر بایرنا، متهاف باست چرند، تو چی شند؟ مزونی و دنیای درآونه آب، و دنیای درآونه، سه وقتیم، واردا واردا، گنجو واردا، کوماهو، تشمات دو خدا باردا، ما بهایا، همه زگی بسردا. Te çıma çuy, ket paş kopya derda. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar. Ersin Keskin, Konya, Cihan Beylişi, Menköy'ünde bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Evet, kümyon ekimine başladık. Dün birazını ektik. Bugün karan kümyon ekimine devam ediyoruz. İnşallah pazar günü de nohut ekimine başlayacağız. Şimdi kümyon ekimini çimlendirmeyi mantarı yaptık. Gübreyle karıştıracağız. Vallahi yorulduk. Oh. Karıştırıyoruz. Biraz dap, biraz üre koyduk. Karıştırdık. Karıştırıyoruz da. Ama bu mantar ilacı resmen bizi yaktı. Hop!
Bilmez. Gel. Gel. Aferin. Bunun havası eksilmişti. Havasını tamamlıyoruz. Dereceyi ayarlıyoruz. Şimdi 7 kilodan atmayı. Evet. 7 kilodan atacağız. Kümyonu. Yani gübreyi daha doğrusu ayarlıyoruz. Burada kümyonu değil de. Tamam bu da. Yastır baba. Haydi Allah. Ekmeğe gidiyoruz. Aldığımız tırmıkla şimdi günün seyircileri bırakıp ya Allah ya Bismillah diyelim. Hadi ya Allah ya Bismillah bereket olur inşallah ya Rabbim. Ancak fırsat bulabildik yağmurdan. Şükür elhamdülillah yağmurlar güzeldi. Şimdi o tırmık da bizim tarlayı yani gerçekten mükemmel halletti. Yani şu an otoban olmuş. Tarla otoban gibi oldu. Günüz dün geldi tırmığı çekti buraya. Bugün de ekmeğe geldik. Yarın da nohuta başlayacağız inşallah. Bu da Hacı amcanın anası oldu. Onlar anası onu ekmişti. Daha halen çıkmamış tabi. Evet çok şükür bitirdik. Çok şükür sağ salamet bitti. Az bir şey kaldı. İçinde şu kadar bir şey kaldı. Az kaldığında ilmazı alıştırıyoruz. Yavaş yavaş. Çok şükür eve geldik. Şimdi yarın nohut ekim zamanı. Şimdi Yunus oraya tırmık çekiyor. Bizim motosikletin şeyi gevşemiş ya. Şurası. Şunun vidalarını sıkayım. Yunus'a bir de yemek götüreyim. Yarın da inşallah nohutu bitirelim. Bu sefer silindir çekeceğiz. Ondan sonra holdere başlayacağız. Tarla ilaçlama. İşler yine yoğunlaşmaya başladı. Maalesef. Bunu sıktık. Bu tamam. Evet şimdi ben tam Yunus'a yemek götüreyim dedim. Yunus da geldi. Vallahi var ya. Yemin ederim şu ilaç. Ya resmen yedi bizi ya. Ağzımızı yüzümüzü öyle bir yakıyor ki. Öyle böyle değil ya mantar ilacı. Aşırı derecede yaktı. Şimdi işlerimizi tamamlayalım. Şu karaballar şu pisliğe bakıyor. Vallahi hemen garajın işini tamamlayalım. Burayı temizleyelim. Nohutu da yarın ekeyim Allah'ın izniyle inşallah. Ondan sonra garajla pek işimiz yok. Bu çadırın üstünde şeyleri, kümyonları şey yaptık. Karıştırdık. O yüzden biraz karabalık burası. Şimdi şu mavi arabayı bir takalım. Aracı da en son tertemiz yapacağız inşallah. Yani
Temizlik imandan gelir derler. Şu bıçağımızı da alalım. Bıçağımızda kalmış. Şunlar da holder ilacımız işte. Ekinleri bunlarla ilaçlayacağız. Vallahi var ya baya kirlenmiş ya. Yunus gelsin şu arabayı takalım. Kış artık arpa da yok diyecek. Arpa hepsini vurdu. Nohutları çıkaralım, yarına hazır olsun hepsi. Yarın geldiğimizde oyalanmadan direkt tarlaya gidelim. Sıra emektarda, bir çalışsın ya. Vallahi aylardır emektarı çalıştırmadık. Bismillahirrahmanirrahim. Vay be, vallahi sesini de özlemişim ha. Emektarın sesini vallahi özledim. Timo San bizim emektar. 16-17 yıldır elimizde. 640 vardı fiyat, 640, ondan sonra bunu aldık. Bakalım geri çıkarabilecek miyiz buradan? Çıkarırım ya. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Valla bunlar da direkt getirip koymuş. İnşallah çıkarırız. Ekini resmen yok etmişler ya 2 günde. Vay be. Sarıya dönüşmüş ekin. Şimdi onları bir sulamaya götürdüm. Götüreyim, baya susamışlar. Ay. Vallahi ekini iyi yemişler yalnız. Yani baya yemişler. Baksanıza ilk geldiğimizde nasıldı? Şimdi nasıl? Vay be. Güzel. Karınlarını iyi doyurmuşlar demek. Bugün artık işler diye bitti diyebiliriz yani. Bugünlük yeter bence. Çünkü kümüyon ekimi bayağı yordu beni bugün. O alt gübreyi, üst gübreyi karıştırdık birbirine. İçinde böyle büyük taş gibi şeyler vardı. Tıkanıyordu habire. Onlar biraz fazla yordu beni. Baktım olmuyor. İlmaz'ı çağırdım. İlmaz açıyordu. Ben de ekiyordum. Baktık. Son çare öyle yaptık. Şimdi koyunlarımızı sulayalım. Mahallede biraz otlatalım. İçeriye koyalım artık. Saat 5. Yumurtalarımız, koyunlarımız tekrar suladıktan sonra dışarıya çıkıyor. Evet, bu sabah da inşallah nohut ekimine gideceğiz. Nohutları ekeceğiz. Değil mi Yılmaz Bey? Evet. Hayırlı sabahlar. Sabah. Bugün süt durumu nasıl Yılmaz Bey? Herhalde. Yani İyi mi bugün süt durumu? İnekler dışarıya çıktıktan sonra İnekler dışarıya çıktıktan sonra böyle süt arttı mı yani? Evet. Güzel. Peki günde kaç litre veriyorsun buzağa? 2,5 litre. Yok, 5 litre günde. Yani sabah? Sabah 2,5. Akşam da aynı. Aynen. Maşallah. Buzağın da sana alışmış galiba. Güzel. Nohut mu ekeceksiniz bugün? Güzel. O da güzel. Evet. Belli senden süt bekliyor herhalde.
Ama süt yok belli. Sen artık büyüdün. Yaşlandın. Haydi Allah ya bismillah tarlaya gidelim. Timosan bugün bize eşlik edecek. Yürüyerek götüreceğiz çünkü yol kenarları çok yüksek. O yüzden yol kenarları yüksek olduğu için tekerleklerle yol kenarına değip hidrolü her an çıkarabilir. Çok tehlikeli o zaman. O yüzden direkt yürüyerek götüreceğiz. Böyle ezileceksin ya. Vallahi bile ezileceksin. Daha biniz. Bana verin motoru. Ekinler güzel maşallah. Evet, yol kenarı dediğim burası. Bakın böyle yüksekten geliyor mimzer. Çünkü hidrolüye taksam şu kenarlara vurup hidrolükten çıkabilir. O yüzden bu yollar bayağı düzelmesi lazım. Bayağı pis. Belediyenin bu işe bir el atması lazım bence. Çünkü sel geldikçe bu yollar daha da pisleniyor yani. Maşallah ekinleri var ya, maşallah. Allah. Kapısı kapar mı kır? Verdin susi dalalo. Ama çünkü çek pavi koni koni ki dalalo. Evet. Mimzerin tam olarak net olarak bilmiyoruz şeyini. Derecesini, nohut derecesini net olarak bilmiyoruz ama üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. İnşallah ayarlayınca haydi buraya da paylaşacağım. En azından bilmeyenler burada öğrenmiş olur. Mimzer'in kaç kilo attığını 18 kilodan atacağız. Dakara. O yüzden ayarladığımda inşallah buraya da paylaşacağım. Ay vay vay. Şimdi nohutlara başlayalım Allah'ın izniyle. Kaç tur attı? 7 mi 8 tur mu attı? 7 tur muydu 8 tur muydu attık ya? Vallahi unuttuk. Bugün 31 Mart. Dereceyi en son göstereceğim. Kaç derecede ektiğimizi. O zaman tam netleşir. Tam net ortaya çıkacak inşallah. Kaç derecede ektiğimizi. Tamam. Evet. Nohutlarımız kalmadı. Tarlamız da bitti. Hemen hemen. Çok az kaldı. Derecenizi 9'a vereceksiniz. Şu dereceyi 9'a vereceksiniz. Yapacaklar olanlar için söylüyorum. Dereceyi bilmeyenler için söylüyorum. Şunu da 2'ye vereceksiniz ki derin olsun biraz. O derine girmesi lazım. Yoksa dışarıda kalıyor. İri olduğu için. Evet. Bilmeyenler için en az da denemiş olduk. Şakalak marka. 9 derece 18 kilo atıyor.
90 verirseniz, burayı da 2'ye verip bayağı güzel bir derinleme oluyor. Dışarıda nohut kalmıyor yani. Tam tamına 18 kilo atıyor o zaman. Yani bütün gözler açık olmak şartıyla. Gözler kapalı olmayacak. Bütün gözenekler şöyle açık olacak şekilde hepsi 18 kilo atıyor. Çok şükür burayı da bitirdik. Sağ salamet. Rabbim bereket versin inşallah. Rabbim kimsenin emeğini boşa götürmesin inşallah. Şimdi buranın üstüne bir ilaçlama yapacağız. Ot çıkmaması için. Burayı holder yapacağız. Bir ilaçlama yapacağız. Merlin ilacı. Ondan sonra fiilleri, bir fiillere de bakalım. Fiilleri silindiri yapacağız. Burayı silindiri yapacağız. Bayağı daha işimiz var. Öbür ekinleri holder yapacağız. Ot ilacı yapacağız. Bayağı işler daha yoğun devam ediyor yani. Anızlar bayağı güzel oldu. Yeşermeye başlamış. Şimdi bir fiillere de bakalım. Evet, fiillerimiz gayet güzel. Maşallah var. İnşallah yağmur yağınca güzel olacak. Bayağı fiiller güzel. Çoğunlukla fi. Mayıs'ta, Mayıs'ın sonuna doğru inşallah yağmurlar iyi olursa bunları biçeceğiz. Burayı da silindir yapacağız. Tamburla biçmesi daha kolay olsun diye burayı düzleyeceğiz inşallah. Şimdi yavaş yavaş eve gitme zamanı. Çuvalları da yaktık. Evet, buzağımızın ilk dışarıya adım atışı ilk defa çıkıyor. Getirdiğimizden beri ilk defa. Tamam. Neymez kanca. Cek beni. İlk defa dışarıyı görüyor. Ay maşallah. İlk defa dışarıya adım attı. Biraz acemi. Alışacak, bir iki güne kadar alışır inşallah. Böyle dışarıda bir hava alsın, güneşlensin, D vitaminini alsın. Paysa! Fıstığım benim. Yaş günü. Kaç kişi? Kaç. Gel. Biraz bu tarafa gel. Yavaş. Kaç kişi? Tamam, bes yiymez. Evet. Annen geliyor. Böylece suyu da alıştırıyoruz. Yani erkeğe de su içmeye. Çünkü otomatik sulara alışkın bizim buzak. Annesi karşıdan gördü, hemen geliyor. Belli çok pis bir hastalığa yakalanmış. Habire kaşınıyor yani. Ona da bir ilaç getireceğiz inşallah. Traktörümüz de geldi. Yavrusunu özleyen ana. Evlat hasretiyle yanıp kavrulurken kavuşma anı. Emecek mi acaba? Bu inek Allah'tan emdirmiyor. Biberonla doyurduğumuz için alışmamış. Ha. Oh. Hadi. Ha. 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 Hadi direkt oraya. Mimzeri bıraktık. Kepçeyi, kovayı takıyoruz. Yalnız bunlarda yağ kalmış. Aha, dur bir. Yok, evet, yağ kalmış. İçinde az bir yağ kaldıysa şunlar takılmıyor. O yüzden bunları boşaltmak lazım. Söküp boşaltmak lazım. Hadi. Tamam. Recep de gelmiş bize, çalışıyor. Baba. Yo. Kapşur. Hadi. Kapşur. Hadi. Kapşur. O da bize çalışıyor. Bye bye. Evet, inekler burayı kırmış. Şimdi tam sağlamlaştıracağız ki yarın inekleri buraya koymak için. Bugün koymuştuk. Kırıp çıkmışlar hepsi. Sahtekarlar. Ama iyi karınlarını doymuşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
kepçe işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Yunus'la Yılmaz bugün Konya'ya gidecek. Onlara bir gün istirahat verdik. Hak ettiler. Maşallah. Allah sağlık versin. İkisine de çalışkanlar. Sübhanallah. İyi çalışıyorlar yani. Yalan yok. Yunus hele maşallah. Yunus iyi çalışıyor. Yılmaz da iyi çalışıyor. Bir abimiz yazmıştı. Yılmaz çalışıyor, Ersin yoruluyor diye. Bu da haklı.